Yeni dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 2022 ayette çıkmış olan türev. Aslında türev başlığı altında arkadaşlar limit ve süreklilik sorusu. Bakalım soruya. A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayıların kümesinin bir alt kümesi üzerinde. Fx eşittir tanımlanmış, gx eşittir tanımlanmış fonksiyonları tanımlanıyor. Limit x a'ya giderken fx eşittir limit x B'ye giderken gx eşittir c olduğuna göre diyor. Arkadaşlar a artı b artı c toplamı kaçtır? Tabii yine güzel bir soru olduğu için ben bu soruyu seçtim. Birlikte çözelim. Kalemimi aldım bakın. Şimdi burada arkadaşlar yol haritamızı belirlemek çok önemli. Sonuçta limit sorusu. Birincisinde limit x a'ya giderken fx diyor. Yani x kare eksi 7x artı 10 bölü x eksi a. Şimdi a'yı x yerine koyduğunuz zaman payda bir kere 0 yapıyor. Yani 0 bölü 0 olmak zorunda ki payda 0. Yukarı sayı olursa arkadaşlar tanımsız olacak. Dolayısıyla bu bir belirsizlik durumu. Demek ki ben buradan şu sonuca ulaşıyorum. Diyorum ki a sayısı yani x eşittir a paydayı 0 yapan değer aynı zamanda pay kısmını yani üst kısmı da 0 yapmak zorunda. O zaman yazıyorum diyorum ki x eşittir a için a kare eksi 7 a artı 10 eşittir 0 olacak. Buradan a eksi 2 çarpı a eksi 5 eşittir 0'dan. A'nın 1'i 2 çıkacak arkadaşlar. A'nın 1'i de 5 çıkacak. Bakın 2 tane a değeri buldum. Şimdi bunları şöyle bir çerçeve içine alalım. 2 tane a değeri bulduk. Hangisini kullanacağımıza karar verelim. Şimdi ben 5'i kullanayım önce görün. Şimdi 5'i kullanırsanız eğer ne olacak o zaman? Limit x 5'e giderken fx yani x kare art, eksi 7x artı 10 bölü x eksi 5 dersek arkadaşlar 0 bölü 0 bölü belirsizliğine çık zaten ulaşmıştık başlangıçta. Yukarı çarpanları ayıralım. Limit x 5'e giderken x eksi 2 çarpı x eksi 5 bölü x eksi 5'ten bakın bunlar götürüyor birbirini. Cırt cırt. Zaten belirsizlik durumlarda gençler unutmayın. O belirsizlik durumunu ortaya koyan kısım neyse onu ortadan kaldırmak zorundasınız. Onu yok edin. O zaman 5'i koyalım yerine 3 çıktı. Bakın buradaki 3 bulduğumuz 3 değeri de tabii güzel yazamadım şöyle. Bu 3 değeri de limitin değeridir. Yani C değeri de 3'tür arkadaşlar. C eşittir 3. Bakın A'yı ne bulduk? A'yı kabul ettiğimiz değer 5'ti. Bakın burada C 3 bulduk. Şimdi geldik B'ye. B'de limit x B'ye giderken gx eşittir C'ydi hatırlarsanız. Yani g B eşittir C olacak. Bakın g fonksiyonu üstel olarak verilmiş. Yani 3 üzeri x B yani 3 üzeri x diyecektim. Tabii 3 üzeri x. X'ine B koyalım. 3 üzeri B eşittir 3'ten de buradan da arkadaşlar B'nin 1 çıktığı görülüyor. Artık hepsini bulmuş olduk. Bundan sonraki soru yani cevabı çözmek veya bundan sonraki kısımları çözmek çocuk oyuncağı. A artı B artı C de eşittir. A'yı 5 kabul etmiştik. B'yi 1 kabul ettik. C'yi 3 daha doğrusu bulduk. 5, 6, 9 olacak. Doğru yanıt D seçeneği olur arkadaşlar. Sorunun çözümlerine dikkat ederseniz önce çarpanlara ayırmaya dikkat ettik bulduk. Belirsizlik durumları ortadan kaldırdık. En son limit değerlerine ulaştık arkadaşlar. Bundan sonraki sorularımızda ve projelerimizde görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler.